İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs 2017 Perşembe Söz Söz Açtı programında birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, Çağrı Bahçe bugün ana kumanda masasında sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Stüdyoda çok değerli bir gazeteci dostumuz var. Gazeteci yazar Doktor Adnan Odabaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ata Bey. Üsküdar gazetesi önümde. Her gün gazetesi de önümde. Zaten e, burada matbaada herhalde İhlas matbaasında bastırıyorsunuz. Evet. Yıllardır bu iki gazete çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> Böyle de bir hikayemiz var. Üsküdar Gazetesi 30. yılını kutlayacak. O kadar oldu değil mi? Tabi. Her gün gazetesi de 60 yaşına giriyor. Giriyor. Ama siz onu sonra da. Evet. Aldınız, ben son değil mi? 10 yıldır e, bende. Ülkücü hareketin çok önemli bir fikir gazetesiydi. Evet. Her gün gazetesi. 30 yıl Üsküdar Gazetesi sizin patronajında. Evet. Yani ben e, kurdum. E, e, e. 30. yılımız. Ee, Temmuz ayında 30 yılımız bitmiş oluyor. Enver abiden sonra en fazla bir gazetenin patronu olan yıllara yaydığımızda siz varsınız. Enver abinin de Türkiye Gazetesi öyle ya. Allah yani rahmet etsin. Allah gani gani rahmet etsin. Biz Üsküdar'ı konuşacağız seninle Adnan Bey. Şimdi siz e, Cumhurbaşkanı'nın tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın komşusunuz aynı zamanda. Evet. bir kentsel dönüşüm problemi var Üsküdar'da. Ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Üsküdar'da çünkü Üsküdar'da her şey bitmiş. Şehir bitmiş ama dönüşmesi lazım. Riskli alanlar çok. Bunun öncülüğünde sen yaptın. Bir türlü Üsküdar neden dönüşemiyor? Neden modern bir kent haline gelemedi? Bunun hikayesini senden anlat al alacağız. Çünkü bizzat e, bu hikayenin aktörlerinden bir tanesi de sensin. Evet. <laughs> Ben buradan Üsküdar'lı dinleyicilerimize, e, muhtarlarımıza, sivil toplum başkanlarına da e, selam ve saygılarımı sunuyorum. E, bu programa katılacağımı bildikleri için ben de onlardan biraz bilgi alayım diye iki üç gündür e, birçok muhtar arkadaşımı, sivil toplum örgütlerini, esnafları ve bu kentsel dönüşümden etkilenen e, birçok mahalledeki dostlarımı ziyaret ettim. Yani bir e, doneyle geldim buraya. Sosyal medyadan attığınız paylaşım e, sürüyor, bir 25-30 bin evet. rakamına ulaştı. Ulaştı. Evet, çok önemli çünkü. Şimdi Atabey, Üsküdar'ın merkezi tarihi bir e, şehir şey, olması evet. münasebetiyle orada kentsel dönüşüm yapmak çok zor. <laughs> e, tarihi evler, sokaklar ona göre, eski at arabası yollarına göre hesaplanmış. Katilim ee, şarkısından bu yana. Evet, <laughs> Üsküdar'ın böyle bir tarihi var. E, orada ancak... E, ...mevcut binanızı yıkıp... Yeris ...yenisini yapabiliyorsunuz. Ama... E, ...o insanlar da... ...merkezde beş kat... E, ...imar durumu var. Bunların... ...en az e, altı kat... ...yedi kat... Hı hı. ...olmasını arzu ediyorlar. Çünkü araziyi tabanda büyütemediğiniz için... ...yukarı çıkmanız gerekiyor. Ya da... E, Para vererek müteahhide eski riskli binalarınızı yıktırıp yerine yenisini yaptırmanız gerekiyor. Vatandaşla gittiğimiz her yerde, sayın belediye başkanı da e, bu konuda e, sürekli dile getiriyor. Yeni bey çok çalışkan birisi. Evet, evet. O da her platformda bu konuyu dile getiriyor. Evet. Kendini ortaya koymuş. Evet. Ee, orada bir kat, e, iki kat ilave yapılmasından yanalar sürekli bunu vurguluyorlar. Ama önümüzde de bir yasa diye bir şey var tabii da değiştiremiyorsunuz. Sözünüzü balla kesiyorum. CHP il başkanı mı geldi en son 8 kat demişti, 12 kat demişti. İkinci görünüm yani şeye böyle bir sözler vermişti. Ama siz gülmüştünüz ya bunlar. <laughs> Şimdi <Böyle şeye gülüyor> CHP'li arkadaşlar evet. e, biraz farklı davranıyorlar. Hı. Büyükşehir Belediyesi'nde imar planları, boğaz planları yapıldı. Onlar geçerken ...dediler ki e, Boğaz katlı oluyor... ...işte e, rant elde etmeye çalışıyor... ...AK Parti burada... Evet. E, ...burası villa... ...olarak kalması lazım... ...altı yedi kat buraya nasıl verirsiniz... <laughs> ...filan diye iki milyon metrekare... ...AK Parti buradan rant elde edecek filan diye yaygara yapmışlardı... Evet. ...dolayısıyla mecliste de... ...oy vermemişlerdi... <laughs> e, ...seçim bölgesine gelip diyorlar ki... ...biz size on kat vereceğiz... <laughs> ...yani ne <laughs> Üsküdar Belediye Meclisi'nde... ...ne ya. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde... <laughs> Oy vermedikleri halde, yani dört kat, beş kata oy vermedikleri halde seçim bölgesinde farklı tutum alıyorlar. Evet, ama halkı küstürmeyi de bildiler yani. Bildiler, Üsküdar'daki evet. İkideki küsmede biraz ondan kaynaklanıyor. Evet, şimdi bizim konumuza evet. gelirsek Tabii. Atabey Üsküdar iki bölgeden oluşuyor. Bir merkez mahalleler, bir de Boğaz bölgesi, ee, küçük Sudan Kandiliye kadar, pardon, e, küçük Sudan Kuzguncağı kadar. 16 mahalleyi ilgilendiren bir e, problem var. Evet. Bu bölge kaçak inşaat bölgesi olduğu için burada e, imar artışı yapamıyorsunuz. 1983 yılında darbecilerin lideri Kenan Evren Paşa'nın hazırladığı bir yasayla ile şu ana kadar vatandaş o bölgede imar durumu alma hakkına sahip oldu. Evren Paşa'nın o tarihte çıkarmış olduğu 2960 sayılı Boğaz Koruma Yasası o bölgede 0.15 4 kat artı iki bodrum açığa çıkan ikinci bodrum iskan edilebilir diye bir yasa çıkardı. O, o dönemin e, belediye başkanları Boğaz'ı koruyacağız maksadıyla vatandaşa dört kat yani kanunun vermiş olduğu dört katı İkiye indirerek, altı elle imar durumu vererek bugüne kadar insanları oyaladılar. Dolayısıyla vatandaş iki kat tatmin etmediği için o da kendi bildiği gibi inşaat yaptı. Ee, eğer normal vatandaşa verilen haklar e, imar izni olarak verilmiş olsaydı biz evlerimizi kaçak inşaat yapmazdık. Normal dört kat üzerine yapardık. Yani büyükşehir belediye başkanları, kendi kazdıkları kuyuya vatandaşı çekmeye çalıştılar ve o bölgeyi perişan ettiler. Evet. O bölgede sürekli kaçak inşaat, hisseli tapu, kat mülkiyeti problemi bitmedi. 2002 yılında e, Altunzade'deki Hazreti Ali Camisi'nin açılışında Sayın e, Cumhurbaşkanımız o dönem başbakandı. Şimdi gazetenin hem manşetinde bir şey dikkatimi çekti. Sözüyle beraber o onu bütünleştirecek kentsel dönüşüm müracaatınızı yapın. TC Başbakan olarak söz veriyorum. Ee, imarınızı ben vereceğim diyor. Evet, böyle. Sayın bir Başbakan. Şey. Demek ki e, Sayın Başbakan o zaman Sayın Cumhurbaşkanı da bir yerde sanki perdelenmiş. Evet. Evet. Konuyu biliyor ve kendi mahallemizde oturuyor. Tabii. Evlerimiz karşılıklı. İmzalar da var. Bakanlar Kurulu'nun kendisi başta imzalıyor Tabii. bu projeler olsun diye ama evet. duruyor bir yerde. Evet. O gün e, cami açılışında vatandaşın birisi çok güzel bir e, soru sordu Sayın Başbakanım e, Üsküdar Belediyesi Ak Partili Büyükşehir Belediyesi Ak Partili e, Hükümet Ak Parti Başbakanı olarak siz de mahallemizde oturuyorsunuz. <laughs> evet hakikaten. Biz imarı ne zaman alacağız? 40 yıldır imar bekliyoruz dedi. Çok yerinde bir e, soruydu. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, orada çok önemli bir açıklama yaptı. Bana göre tarihi bir açıklama. Caminin avlusunda Tam dedi ki... Ne dedi? Yani bu gazetede geçen cümle bu mu? Evet aynen böyle. Dedi ki... E, haklısın kardeşim dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı burada. Çevre Bakanı burada. Üsküdar Belediye Başkanı da burada. TC Başbakanı olarak söz veriyorum. Kentsel dönüşüm için müracaatınızı yapın. İmanınızı ben vereceğim dedi. Ali cümle Büyük, aynen böyledir. Gürtona mı vardı o zaman Belediye başkanı olarak. Hayır e, şey e, şu anki belediye başkanı. Kadir, Kadir Top Bey başkanı. var mıydı? Tabii tabii. Kadir Bey vardı evet. 2005'ten bahsediyorum. 2002'den e, i̇ki bahsediyorum evet. evet. Hı -hı. Bunlar e, kayıtlarda var zaten. Hı -hı. E, bunun üzerine ben Burhaniye Mahallesi 742 ada iki parselde 18 dönüm bir arazimiz var. Evet. Üstünde 148 bina var. Ee, bu Cumhurbaşkanımızın dönemin başbakanının açıklamasını bir e, taahhüt kabul ettim, inandım. Komşularımda üçte iki çoğunluğu sağladım. Önce Üsküdar Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Ee, i̇ki ay kadar Üsküdar Belediyesi'nde çalıştık. Sonra e, belediye başkanı dedi ki... ...Adnan Bey ben dedi, e, belediye başkanı olarak bu projeyi yapamıyorum, bakanlık bize bu yetkiyi vermiyor... Siz projenizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na götürün. Götürdüm. O zaman Çevre Bakanımız e, Bayraktar. Ha, tamam. E, müracaatımızı yaptık. E, çalışmalara başladık. Üçte iki zaten sağlamıştım. Oradaki bütün binalardan karotlar aldırdık. Bakanlığın istemiş olduğu ne varsa zemin etütleri yapıldı. Binaların hepsi Atabey çürük. Benim evimde dahil buna. Allah Allah. Evet. Yani zaten 99 e depremde Çevre Bakanı, Şehircilik Bakanı da bas bas bağırıyor Özellikle 2-3 aydır. Ama aman lan evet. diyor riskli bölgeler. Yani deprem bekliyoruz. Ee, zaten Türkiye'de de oluyor. Yani kimseyi heyecanlandırmak istemiyoruz ama işte en son Kuşadası'nda oldu. Üç gün önce, 2 gün önce Kuşadası'nda oldu. Bir ölçüm yaptığımız e, evde ismini evet. vermeyeyim. E, i̇nsanlar paniklemesin. E, direktle de demir yok Ata Bey. O tarihlerde yani 70'li yıllarda yapılmış evler bunlar. Hmm. Biz o tarihlerde insanlara diyorduk ki e, kum, çakıl istediğimiz e, kamyoncular beyler Beylerbeyi iskelesinden çakıl getiriyorlardı bize. Aa kum denizi, şey deniz kumu. Evet kum. deniz kumu. Oo. Gelirken de diyorduk ki bunun üzerine iki kepçe de su su at. Neden? Çünkü mahallede su yoktu. Evet doğru. O deniz kumu ve deniz suyu hem çimantoyu kesmiş hem demiri kesmiş. Çürütmüş gitmiş. Evet. E, vatandaş, e, bakanlıktan gelen kişiler binaların ölçümünü yaptılar. Film çekiyorlar. Direkte de demir yok. İnanamadım. Dedim ki delin karot alalım. Demirlerin bulunması gereken yerlerde sadece pas var. Demir diye bir şey yok. Şimdi... Deniz suyu çürütmüş, <laughs> nem çürütmüş. Evet. Evet. Böylelikle biz 742 adı iki parseldeki komşularımızla e, problemlerimizi... Çözmeye çalıştık, bakanlığa müracaatımızı yaptık. Ee, bakanlıkta da Afet Koordinasyon Merkezi bizim e, yaptırdığımız, yetkili kurumların yaptığı bu e, incelemede onlar da bir elden geçiriyorlar. Sonuçta bakanlığa kuruluna havale edildi. Bizim parselimiz 742 kağıda iki parsel riskli yapı alanı ilan edildi. Üzerindeki binaların çürük olması sebebiyle riskli yapı alanı ilan edildi. Bakanlar kurulundan geçti. Resmi gazete yayınlandı. Sayın Başbakanımız o zaman e, Tayyip Bey Başbakan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı e, bütün bakanlar da imzaladı. Resmi gazete yayınlandı. Yürürlüğe girdi. Tabii evet. bunlar çok uzun bir süreç alıyor. Anlatıyorum hızlı hızlı ama. Doğru. E, i̇mar artışı istiyoruz tabii. Ben zaten niye sizi buraya çağırdım biliyor musunuz? Bak ciddi söylüyorum. Çok böyle bu işlerle ilgilenen, müteahhitlik yapan arkadaşlar, dostlar var ama Dedim ki Adnan Bey aktif olarak gazetecilik yapıyor bu bölgede Üsküdar'da 30 yıldır. Evet. Bir zat işin içerisinde onun için bu işin hikayesini ondan öğrenelim. Sayın Türkmen de çok rahatsız. Yani bir an önce bitsin olsun. O da tedirgin. Üsküdar bir modern çareye kavuşturmak istiyor. Onun için zaten sizi konuk ettik efendim. Bakanlar evet. Kurulundan geçtikten sonra evet. e, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bize 015 taban oturumunu 025'e çıkardı. 6 ee, kat e, 0.25 taban oturumu 6 kat bir de bodrum kat olmak üzere yaklaşık iki emsale denk gelecek şekilde imar durumu verdi. Bu ön imar izni olarak verildi. Neye tekabül ediyor? 6 kata mı? Evet 6 kat. Hı hı. Taban oturumu 15'ten 25'e çıkartılmıştı. Anladım. Çünkü Bakanlar Kurulu kararı var. Riskli yapı alanlarında plan yapma ve onaylama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ait. Onlar da bunu uygun gördüler. Bize ön imal izni olarak verdiler. Biz de geldik vatandaşla anlaşmalarımızı yaptık. Ee, bunları tapuya şerh ettirdik. Sözleşmeler yaptık. imzaladık ee, Bu arada planımız onaylanacak. Ee, dönemin genel müdürü, Çevre Eşitlik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü e, telefon etti. Dedi ki yarın saat 11'de gelin, mimarınızla, şehir plancınızla e, ıslak imzalarınızı atın. İki de kurula girecek ve planınız onaylanacak dedi. Biz de bu kadar mücadeleden sonra sevindik. Arkadaşlarla beraber Ankara'ya gittik. Baktım genel müdür yerinde yok. Ona vekaat eden Fatma Varank hanımefendi vekaat ediyor. Dedim nerede genel müdür bey? Mehmet Ali Kahraman. Efendim tutuklandı 17 Aralık. Bakar mısınız yani? Sen FETÖ'ye ya tostladın orada. Fe, evet, Fetonun, <laughs> evet, FETÖ'nün ilk ben... darbesini ben yedim. <laughs> Üsküdarlar yedi. Üsküdarlar yedi evet, benim benimle birlikte. Öğretmen. Hatta şeye Beykoz'a kadar yediniz. Evet. Yani bizimki örnek proje olacaktı, evet, emsal olacaktı, olacaktı. ve ben dört ben ilçeyi ben... kapsayan bir projeydi. Evet. E, yani bir gün daha e, tutuklanmasaydı sayın genel müdür bizim projemiz onaylanmış olacaktı. Evet. Böyle bir aksilikle karşı karşıya geldim. Sonra işte bakan değişti, genel müdür değişti. Ee, i̇mar durumu anlamak için Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etmemiz gerektiğini söylediler. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Yeniden planlar, projeler yapıldı. Evet. Ee, plan teklifleri sunuldu. Ee, orada mücadele ederken... Tabii bunlar kolay olmuyor. Düşün burada konuştuğum gibi böyle evet, çok... yıllarını alıyor insanın. Evet, tabii, o aylar, kadar yıllar e, uzun bir hikaye. Tabii. E, seçimler yaklaştı. E, malum yerel seçimler. Evet. Filmi Türkmen de AK Parti'den arkadaşımız, adayımız. Hı -hı. E, AK Parti Üsküdar teşkilatı da bizim aldığımız bu 0.15, pardon 0.25 6 kat imar durumunu ...bölgeye örnek olacağını... E, ...söyleyip... ...pankartlar yaptırdı gazete ilanlarında... Çok da önemli o. ...kitapçıklarında evet. bunları yayınladılar... E, ...ve çok da isabetli bir şeydi... Evet. ...bizim aldığımız imar durumu... ...tüm bölgeye örnek yapacağız diye... ...söz verdiler... ...bu arada... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...124 milletvekiliyle... ...birlikte... ...anayasa mahkemesine bir dava açtığını... E, ...duyduk... ...ee... Kentsel, projenizle mi ilgili? Bizimkiyle alakalı değil ama kentsel, kentsel dönüşüm, dönüşümle ilgili. saat yani. sayılı yasanın hı hı. 33 madde ve fıkrasının iptalini istiyorlar. Evet. Anayasa Mahkemesi de tam seçim üstü 1 Mart hı hı. E, 2014 tarihinde Boğaz bölgesinde 015 4 kattan fazla konut yapamazsınız diye bir karar verdi. Yani iki maddeyi iptal etti birisi bizi vurdu bizimle beraber tüm Boğaz bölgesindeki insanları etkilemiş oldu. Evet. Dolayısıyla biz imar durumunu Büyükşehir Belediyesi'ne almak zorunda kaldık. Büyükşehir'e müracaatta bulundum. Tabii bakanlıktan dediler buraya yetki devri yapılması gerekiyor. 6300 yasanın 6. maddenin 6. fıkrasında diyor ki Boğaz bölgesinde plan yapma ve onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir diyor. Büyükşehir Belediyesi e, önce biz bunları aşarız dediler. Sonra dediler ki bu aşılamıyor. Evet. Hukukçularımızın böyle bir görüşü var. Çevre Bakanlığından bize yetki devri yaptırmanız lazım. E, dört ilçenin yetkisini istiyorlar. Bunlar Ümraniye herhalde, Beykoz, Üsküdar, Yuvac Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş bölgesi. Ümraniye de var. Sarıyer var. Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz. Tabii dört ilçe. Ha. Büyükşehir hepsi Boğaz kapsamında 2960 evet. sayılı yasayı hedef aldıkları için o zaman çevre bakanı da İdris Küllüce. Heh bizim eski Tuzla Belediye Başkanı, Sağ milletvekili. Evet, evet, teknik şey... adamdır, inşaat mühendisi Evet. Evet, sağ olsun ama hiçbir şey imza atmadan e, görevini sona erdirdi. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin bu talebini e, karşılamadı. Evet. Daha sonra bizim adresimize işte bu talebimiz e, imar durumu Büyükşehir Belediyesi'nin imar durumu ile alakalı yetki devri posta ile adresimize geldi. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne de gönderildi. Orada bakanlık diyor ki 742 A'da iki parseldeki Adnan Odabaş'ın riskli yapı alan ilan ettirdiği bu parseldeki parselin imar durumunu benim yetkimi kullanarak resen e, onaylayın verin diyor. Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlık yetkisini devretti bizim parselimizle ilgili olan yetkisini devretti. Yani bir ilçenin olabilirdi, bir boğazın tamamı olabilirdi. O benim neden öyle oldu bilmiyorum. Bizimki de istihala ilan edildiği için sadece bizim parselle alakalı e, yapılmış olduğunu düşünüyorum. E, bu da tabii bölgeye örnek oluyor. Üsküdar Bo Mahallesiyle ilgili, bu Burhaniye Mahallesi ilgili projede... Tüm, tüm boğazı ilgilendiriyor. Yani hmm. 0.15. Çok önemli bir evet. Dolayısıyla. Yani bizim yaptırdığımız riski alan ilanı Boğaz bölgesindeki dört ilçede ilk ve tek proje. Bakanlığa korunun riskli yapı alanı ilan ettiği tek proje. Yani boş, başvuran herkes çevre bakanlığı evet kardeşim git belediye ile problemini hallet. Sizinkisi çok önemli proje çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Artık evet bunun için evet. Belediye de e, büyükşehir belediyesi de e, Boğaz bölgesinde sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü biz e, her gördüğümüz yerde imarla alakalı talepte bulunduk kendisinden. Bu konuyla ilgili defalarca görüştük, i̇stiyor, rica istiyor ettik. Zaten çok istiyor. E, çünkü yani o bölgede sadece Üsküdar'daki 16 mahallede 270 bin kişi yaşıyor, ama imar imar durumu olmadığı için kentsel dönüşüm yapamıyor. Bir siyasi iktidar bu 270 bin kişi neden mutlu memnun etmez ya? İşte onun için diyoruz ya Üsküdar'da demek ki bir dakika şimdi oraya doğru da geleceğiz ama evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ilgili birisi olduğunu bir radyocu olarak ben biliyorum. Radyocu olarak Mesela siz de daha önce kaç defa haber yaptınız. Üsküdar, evet. Çamlıca'da var ya çok iyi bir mücadele verdin. Evet. Ya bu antenler ne kardeşim? Gece kondu gibi ya da radyasyon yayıyor diye. Evet. En son Sayın Cumhurbaşkanı o koleyi yaptırdı. Sayın Başbakan'ın projesidir sonradan. Şimdi biz o koleye taşınacağız. Büyük bir koleye bütün radyocular. Siz de o, o gece kondu <laughs> görünümünden kurtulacaksınız. O kole... Ee... Soruyor mu Sayın Cumhurbaşkanı? Daha bitmedi mi? Daha bitmedi mi diye Sayın Başbakan'a şey yapıyormuş. Evet. 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 Şimdi Büyükşehir Belediyesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatıyla Boğaz'ın 16 mahallesini ilgilendiren e, Burhaniye, Küplüce, Kirazıstepe, Yavuz Türk, Mehmet Akif Ersoy e, bu mahalleleri kapsayan toplam 16 mahalle burada kentsel dönüşümü hazırlamak için 2960 sayılı yasa kapsamında... Bir plan tadilatı yaptılar. Büyükşehir evet. belediyesi ve Üsküdar belediyesi ortaklaşa yaptılar bunu. Evet. Ee, Büyükşehir 5 yaptı, Üsküdar binlik e, planlarını yaptı. Dolayısıyla bize verilen söz yani Bakanlığın Burhaniye Mahallesi 742'de iki parselde e, imarını çıkartın verin dediği Evet e, konu Büyükşehir belediyesinde 18 Mart 2016 tarihinde Onaylandı. Özel hükümle verilmiş oldu bizim imarımız. Belgelerde de öyle yazıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden geçti. Ee, Kadir Topbaş imzaladı. Üsküdar Belediyesi binlikleri yaptı. Ee, Hilmi Türkmen imzaladı. Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları'ndan geçti. Askıya çıktı hem Üsküdar Belediyesi'nden hem Büyükşehir Belediyesi'nde. Kazmayı vuracağız. Askıya çıktı, kesinleşti. Ben imar durumunu aldım. Ee, Üsküdar Belediye Başkanı Sayın e, Hilmi Türkmen Bey'le ile Başkanlık Katında bir tören yaptık böyle. Evet. Ee, i̇lk Üsküdağlı imar sakinler, Burhaniye Mahallesi sakinleriyle beraber. Ee, bu, dediler bir ki, örnek üst... bir proje. Evet, örnek yani. proje. Orada e, Boğaz bölgesinde ilk imar durumunu kariyer yapıya verdik diye güzel haberler falan da çıktı Tabii, basında. Gazetelerde var, doğru. Çok da güzel oldu. Abi. Ee, projemizi yaptık, teslim ettik. Rusat aşamasında e, dediler ki efendim e, imara askıya aldık. Şaka gibi ya. Neden efendim iki bodrum bodrum iptal edeceğiz. Büyükşehir belediyesi tam neden belli mi? Efendim Ali niye? Çünkü e, Boğaz geri görünümü bu. Boğaz değil ki burası ya. Bu anlattıklarım kasım ayında oldu. Geçtiğimiz Kasım, ayın, Kasım tabii Kasım ayında Mayıs'tayız. E, Gerekçe olarak Büyükşehir Belediyesi itirazları öne sürdü. Kim itiraz ediyormuş belli mi? Bölgeden Siz 7, bin, 7 bin vatandaş itiraz etti. Üsküdar Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine binlik ve beş binlik planlara itirazlar yapıldı. Ne diyorlar? Bunların vatandaş. amaçları şu. Evet. Şimdi vatandaşlarımız imarın taksından kaksından anlamaz. Evet. Ne kadar imar durumu çıktığını anlayamıyor. Evet. E, yeni planlar yapılıyor. Yeni planlarda vatandaşın yeri yeşil alan gözüküyor. Evet. E, gö tabii ki görünmesi gerekiyor. Yeni plan yapılıyor çünkü. Evet. Adam diyor ki benim evimin olduğu yeri sen nasıl yeşil alan ilan edersin? Hadi bakalım. Bir algı var. Hilmi Türkmen'e saldırıyor. Evet. E, Hilmi Bey'in suçu yok ki yani bu büyükşehir belediyesinde yapılan 5 planı onlar yaptılar. Hayır projenin gereği de öyle. Öyle evet. olacak yani. Sen sonuçta dairene evine kavuşacaksın kardeşim. Sen Orada. Neresi yeşil alan neresi park bahçe evet. ya o. Evet. İnsanlar bir parsel üzerinde yeni binalar yapmaya kalktığında. Evet. O yeşil alanın imar hakkını zaten Belediyesi veriyor. Tabii. Orada bir kaybımız yok. Doğru. Orada belediyelerin yaptığı tek bir adaletsizlik var. Hep savunmuşumdur onu. Yüzde ee, kırk e, yeşil alan payı diye ayırdılar. %40 fazla oldu. Kanun'da öyle bir şey yok. Evet. Kanun diyor ki yüzde kırka kadar diyor. Ee, yeşil alan e, alınabilir diyor. Yüzde kırk olmaz da 30 olurdu. 25 olabilirdi. Ki o bunu adaletsizlik olarak hepsine söylüyorum. Yirmi ee, beş aldıkları yerde var. Evet. %40 aldıkları yerde var. Küçük parsellerden daha az aldık. Büyükten daha fazla aldık diye böyle bir savunması var Büyükşehir Belediyesi'nin. Şimdi e, Büyükşehir Belediyesi evet. şey yaptı. E, Planlama Müdürlüğü Belediye Meclisi'ne e, iki bodrumun iptaliyle alakalı e, bir şey verdirdi. Teklif verdirdi. Evet. Büyükşehir Belediye Meclisi de bunu komisyona havaletti. Komisyon da bekliyor. <laughs> e, önce dendi ki efendim... Referandum var. Referandumdan sonra bu iş ele alınacak. Evet. Tamam, seçime giriyoruz. Yani biz de hak verdik. Evet. Seçim esnasında iki Bodrum iptal edilmesi hak ciddi bir oy kaybına sebep olabilirdi hak orada. Hak verdiniz. Verdik bunda mümkün olduğu kadar işte anlatmadık, yazıp çizmedik sağda solda. Yazmadınız da ama Vatandaş atalan, duydu. atalan Üsküdar'da geçmedi. Bir kahve içme molası verdi. Evet. Olabilir. AK Parti'nin oyları orada belki hatta artmış olarak da görülüyor birkaç bin. Ve fakat halkın çok büyük teveccühü var. Orada oyum arttı denilemez. Vatandaş sandığa 80 85 yüzde %85 oranında vatandaş sandığa girince her şeye rağmen benim eski uyum bak yerinde duruyor demek başarı değil Adnan Bey. Ben de sen de gazetecisin. <laughs> ee, şimdi kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, gazeteci ceza doktor Adnan Odabaş bizlerle birlikte Üsküdar'ın hikayesini konuşuyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, gazeteci Hazar Doktor, Adnan Odabaş konuğum. Üsküdar'ın hikayesini konuşuyoruz ama sadece Üsküdar değil, işin içinde de var, hatta Beşiktaş'ta var. Böyle İstanbul'un merkezi var. Aslında biz İstanbul'un merkezlerinin hikayesini konuşuyoruz. Dolayısıyla hani dedik ya, Atalan Üsküdar'ı geçti sözümüz çok meşhurdur ama bu referandumda özellikle Üsküdar, ...ve Fatih e, AK Parti açısından bir hayal kırıklığı oldu. Dostlar ne dese desin, halkın çok büyük bir teveccühü var sanda ...oylarımı muhafaza ettim diye avunmanın bir anlamı yok. Orada bir tokat yenildi. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde akşam millet çok bekledi. Evine gelmedi değil mi Burhaniye'deki şeydeki? E... Evet, e, Kısıklı'daki evine... Evine gelmedi. O akşam katılmadı. Çok da beklediler. Köşkten, e, Hiber Köşkü'nden sanıyorum takip etmişti evet. şeyi... Ee, yakınlardan duyduğumuz şey Üsküdar'dan oldukça kırgın oldu. Biraz kırgındı evet. Evet. O şeyden dolayı doğru. Hep mi üzüldük Ata Bey? Yani ülkenin Cumhurbaşkanı Üsküdar'da, Üsküdar'da ve orada yüzde 53 nokta 3 hayır çıkıyor. Yüzde 46.7 evet çıkıyor. Evet. Evet. Burada belediye başkanını suçlamak istemiyorum. Yok tabii canım. Yani şimdi... ee, sade onun üzerinden yürümek doğru Hilmi değil. değil. Hilmi evet. Bey gerçekten şu e, boğaz planları konusunda siyasi geleceğini e, riske attı. Ben nasıl çırpındığını görüyorum buradan görüyorum. Evet. evet. yaşayan birisi olarak biliyorum. Evet. Kesinlikle çok büyük mücadele verdi. Evet. Ama hiç kimse içinde... orada iki katlı binaları dört kata çıkartıp e, çıkaracak kadar cesaretli değildi. Evet. O, ...kendini siyasi riske attı... ...bunun sonucunun böyle olacağını bile bile... Evet. ...ben kendisine söylemiştim... Ee, ...kentsel dönüşüm... ...mücadelesine başladığında... ...başkanım bu seçim şeyleri... ...çalışmaları yürütürsünüz... ...imarı çıkarırsınız... ...arkanızda Cumhurbaşkanı var... ...Büyükşehir Belediye Başkanı var, Bakan var... ...ama gelecekte... E, ...ya... Aday olursanız dedim bir daha seçimi kaybedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü insanların mutlu etmek mümkün değil. Evet. Dört kat veriyorsunuz. Size on kat istiyor. Ama Adnan Bey e, sen politika yaptın e, bir partide. Bir partinin e, adını da koyalım. Anavatan Partisi. İşte i̇lçe Bedettin Dalan. Değil i̇lçe başkanıydı DHP, sen. DHP'de. DHP'de ilçe evet. başkanıydı. Anavatan da doğru yapmadın. Ha ama Anavatan nereden kaldı aklıma? Türkiye'nin en genç muhtarı olarak Sayın Cumhurbaşkanı senin ofisine gelmişti. Evet, evet, <laughs> Mahalleye evet, evet, oradan. Evet, evet. Evet, siz evet. tanınıyorsunuz. Ee, şimdi e, hakikaten e, Bedrettin Dalan da birçok şey yaptı, yapmaya çalıştı ama sandıktan çıkmadı. Ee, bir yerde de iyi bir halkla ilişkiler, insanları memnun etmek de geliyor. Özellikle kendimizi ifade noktasında biraz zayıf kalıyoruz. Sağ bir şey noktasıdır bu, zayıf noktasıdır. Ya biz yapalım da balık bilmiyorsa halık bilsin canım, balık da bilsin, balığı anlat oğlum, ekmeği ben bak ben atıyorum sana balam, bilsin ya. Evet, buyurun. efendim. Şimdi bizim Burhaniye'de Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi'nde yürüttüğümüz proje, projenin bir farkı var. Neden? Bakanlığa kurulundan onaylanmış ve riskli yapı alanı ilan edilmiş 18 bin metrekare bir yer. Şimdi vatandaş ya yani yıkılacak altında kalacaksın demektir ya bu. Evet. Evet. Çok aciliyet kesmek. Yani ben e, o binaların ölçümlerini gördüğüm için sonuçlarını Tabii. teknik raporları görünce Hı -hı. inanın gözüme uyku girmiyor. Hiç yani bakıyor. bu insanlar bize güvenmiş, benimle sözleşme yapmış, bize güvenmiş. Allah razı olsun hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ee, bir mücadele başlamışız ve bütün bölge örnek olacak bir proje. Sayın Çevre Bakanı da diyor ki Adnan Bey çabuk ol, senin projen orada işte örnek olacak. Evet. Siz başlarsanız diğerler de başlar. Sayın Belediye Başkanımız aynı şeyi söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanım ne zaman başladınız, başlamıyor musunuz gibi sürekli Her sorular soruluyor. Evet. Burada benim büyük şehire kırgınlığım şuna kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın riskli yapı alanı ilan ettiği ve imzasının bulunduğu bir parselin normal bir vatandaşın imar almasıyla bir farkı olması lazım. Riskli alan bu bir kanunla ortaya koyulmuş ve ülkenin geleceğini tanzim eden hayati önem taşıyan bir proje. Tabi aciliyet kesmediyor. Bir an altı, önce yapılması lazım. Şehircilik Bakanı üç altı, onu söylüyor. Tabi. 6306 sayılı yasa bu binaların iki ay içerisinde yıkılmasını emrediyor. Ama nasıl yıkacağız? Ben orada bir takım insanları çıkardım. Bakanlık bunların bir kısmına 18 ay kira ödedi. Şimdi ben ödüyorum. Buyurun. Yani bizim projemizde böyle beklenmesi bu kadar beş yılı mı götürdü? 5 Beş yıl. Beş yıl oldu. Yani evet. ben iki tane gazetenin sahibiyim. Evet. Bir akademinin sahibiyim. Hı, -hı siyasi geçmişimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başbakanımıza kadar, bakanlarımıza kadar, belediye başkanlarımıza kadar derdimizi anlatabiliyoruz. Ben bunu beş yılda yapmışsam vatandaş kaç yılda yapacak? Dolayısıyla bizimki bir örnek olmalıydı. Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın hiç mi hatırı yoktu? Hem onun mahallesi hem Cumhurbaşkanımız imzası mı bulunduğu bir proje beş yılda yapılıyorsa ben burada bir art niyet arıyorum. Başka bir şey değil. Çünkü benim Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğim imar 200960 sayılı yasa kapsamında. 2009-60 bize ne ne emrediyor? Hangi hakları veriyor? 0.15 taban oturumu, 4 kat artı açığa çıkan ikinci bodrum iskan edilebilir diyor. Evet. Biz bunun dışında bir şey talep etmedik ki. Yani Büyükşehir Belediyesi bize farklı bir şey veriyor falan değil. Üsküdar Belediyesi bize fazla bir imar durumu veriyor değil. Hakkımız neyse onu istiyoruz. Evet. Ama bu da beş yıl sürüyorsa... ...ben burada bir art niyet aramaya başladım. Bu ay gö görüşülecekti. Yani bize... ...Mayıs ayına kadar bekleyin. Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi'nde bu görüşülecek dendi. Ee, dün, bugün... ...Cuma gün görüşülmesi lazım ama... ...gündem alınmadı. Şimdi... ...Haziran ayına kaldı. Haziran ayından sonra... E, ...bir ay daha uzatılabilir. Arkasından... Binlik planlar için Üsküdar Belediyesi'ne tekrar gelinmesi gerekiyor. bir ay askı süresi var. Tekrar anıtlar kuruluna gidecek, tabiat varlıklarına gidecek. Plan notu değişikliği istiyor Kadir Topbaş. Plan notu değişikliğinde de e, binaları koyacağınız yer taban oturumu en düşük noktada olabilir. Ortası olabilir. En üst seviyede olabilir. Evet. Daha önce belediye meclislerinin verdiği karar Kadir başında imzaladığı en üst noktasından e, kod alınacak diye imzaladı. Evet. Bunu altı ay sonra fikrini değiştirdi. Şimdi diyor ki iki Bodrum'u iptal edeceğiz. Bodrumsuz ev olur mu? Bu ne demek? Sadece bizim projemizde iki Bodrum giderse 80 dairenin bir gecede yok olması demek. Değil ben kim gelirse gelsin o bölgede kentsel dönüşüm yapamaz. Bu insanlara yazık. Burası kaçak inşaat bölgesi. Vatandaş 100 metre arsa üzerine 5 kat, 6 kat bina yapmış. Tabii. Size diyor ki ben bunun hadi iki tanesinden vazgeçeyim. 4 tanesini bana vereceksiniz diyor. Aldığımız imar durumu zaten bodrum katlar olursa bir buçuk emsale denk geliyordu. Evet. Yani 100 metre arsası olan birisi 150 metre imar durumu alıyordu. Bunun yarısı müteahhidin, yarısı kendisinin. Yani oradan bir 80 metre daire alabiliyordu. Şimdi bodrum katlar kalkınca bu düşüyor bir nokta yirmiye falan düşüyor. Bu şartlarla o bölgede imar durumu verilirse hiç kimse dönüşüm yapamaz. Öyle durur. Böyle durur. Şimdi bunda... Maazallah bir depremde dönüşür o zaman. Evet. Sayın Topbaş, e, Cumhurbaşkanımızın Şehircilik Şurası'nda yaptığı, iki ay önce yaptığı bir konuşmaya sığınıyor. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı orada? Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Boğaz ön görünümde yedi kat Altı kat, yedi kat bina yapılmasına gönlüm razı değil dedi. Allah razı olsun. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Boğazın ön görünümünde altı kat, yedi kat oraları beton yığınına çevirir. Sizinkisi geri görünümde ya. Bizimki boğaz'dan geri görünümde. Biz, evet. boğaz, biz Boğaz'dan dört kilometre böyle. içerideyiz. <laughs> evet. Yani geri görünümle ön görünüm birbirinden ayıracak bilgiye, kültüre sahip Allah. bir birisiyiz yani. Evet, tabii canım. Ee, bunu nasıl birbirine ayıramıyorlar? Ne, neden bu duruma geldi anlamış değilim. Yani altı kat bize verilen dört kat artı iki bodrum kattı. Bodrum katı iptal ettiğinizde e, o bölgede dönüşüm yapmak mümkün değil. Evet. Onun için. de yeşil alan problemi var demek. İki problem var orada. Yeşil alanı zaten atabe bizden. 40'a kadar cümlesini 40 gibi kesilmiş gibi anlıyoruz. Yüzde kırk olarak alındı bizden. Tabi. Yani tabii bazı projelerden metrekare düşük olduğu için böyle yaptık Hı. deniliyor ama ben onu bir adaletsizlik kabul ettim. Daha o günlerde bile e, sağ olsun sizinle de görüştüm. Tabii. Başka gazetelere beyanat da verdim. Tabii. Yüzde kırk adaletsizliktir. Binalar sığmaz. Tabii. Yani bina oturmuyor şu anda yüzde kırk verdiğiniz zaman. Binaların saçakları birbirine değiyor. Trabzon şapkası gibi. Daha kötü. Yani bu bundan karımız ne olacak? Yeşil evet. alan yaptınız. Yeşil alanları muhafaza etmek de zor. Park yapıyorsunuz. Sabaha kadar orada seroşlar, ayaşlar, uyuşturucu kullananlar dolaşıyor. Bu parkları muhafaza etmek de zor. Evet. Bunları sitenin içerisinde kullansak yüzde kırk değil de yirmi alınsa 30 alınsaydı binalar sitenin rahat olur. Sitenin muhafazası içerisinde Aynen öyle olur. Daha evet. güzel olur tabii. Beklentimiz oydu. Şimdi Adnan Bey toparlarsak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu noktadan sonra ne yapılacak? Ne yapılması gerekiyor? Mutlaka belediyelere, yerel yönetimlere, hükümete bir çağrınız olacak. Özellikle Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrınızın olması lazım. Üsküdar'dan bahsediyoruz, Beşiktaş'tan bahsediyoruz, Sarıyer'den bahsediyoruz. Kolay değil bu yani. Ben çevre bakanımıza Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmenle birlikte bağlar başında e, bizim parselle ilgili bir briefing verdim. Yani bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, yaşadığımız sıkıntıları, problemleri kendisine aktardım. E, konuya çok duyarlı birisi. Evet. Belediye Başkanlığı yapmış 21 Tabii yıl. biliyor. Konuları şey, bilen şey, birisi. bilen birisi. Evet. Bundan dolayı da onu tebrik ediyorum. E, Problemlerinizi kısmen yansıttım ve bunları bana yazılı bir şekilde göndermemi de istedi. Gönderdim. Şimdi Atabey Boğaz'daki problem zaman zaman çok dengesiz tarafa doğru kaymış. Evet. Mesela Boğaz bölgesinde kalıp da bizim gibi 015 taban oturumu 4 kat olan geri görünüm olan Beykoz'da acarlar. 35 kat yaptılar. Acarlar ee, hangi hükümet yaptıtmıştı şey döneminde? Adam dava açtı ve kazandı. Geri görünümde Mesut Bey döneminde vesaire. Yok, yeni vardı. daha şey, Rusa, şeyini sanıyorum. Eee 7-8 yıldır devam ediyordu. Devam ediyordu. Durdurdular demiş. bir ara. <laughs> devam Şimdi edin. mahkeme kararı sanıyorum aldı. Köprü girişinde çıkışında zorlu var. <laughs> Köprünün çıkışında zorlu Beşiktaş bölgesinde evet. kalıyor. Onlar da bizim gibi 0.15 4 kat imar hakkına sahip. Onlara gelince 30 kat, 40 kat veriyorsunuz. Yani bize gelince Üsküdar'da nedense bu. Üsküdar'a gelince ayet mi var dört kattan fazla yapılamayacak diye? Haşa ve kella. Yani evet. E, vatandaş şimdi bize soruyor. Diyor evet. ki iktidar AK Partisi, belediye AK Parti'nin elinde. Cumhurbaşkanı burada oturuyor. Neden diye bizim dört katımızı beş kata çıkarmıyorsunuz? Üsküdar niye böyle kör nokta olarak kaldı? Şimdi Çamlıca'nın arkasında. Evet. Ee, eleştirmek için söylemiyorum bunları. Mesela Sur Yapı evet. Çamlıca'nın arkasında 44 kat inşaat yaptı. ...Emar... Ünalan Mahallesi'nde 44 kat imar aldı. Çamlıca'nın arkasından doğru adamlar Boğaz manzaralı daire satıyor. Yani Boğaz'ı Çamlıca'nın arkasından izlemek serbest. Evet. Ön tarafından izlemek yasak. Böyle bir şey olamaz. Bunu izah edemeyiz. Ee, bu insanlar e, saydığım zorlu ve e, acarlar evet. bizim konumumuzda. Çamcan arkasındakiler gibi değil ama. Aslında biraz gece kondu gibi diyorsunuz. Onlar da 0-15 boğaz planlarına tabi. Evet. Orada bir fırıla koyduruyorlar. Bunu herkes biliyor. Beşiktaş bölgesi 83 yılında çıkan bu yasayı, 2009 sayılı yasayı alt katına konut pardon alt katına girişe iş yeri yapıyor. ...üst katını konut yapıyor. İstanbul İmar Yönetmeliği'nde... ...konut artı ticaret alanı diye bir madde var. Hmm. Buradan giriş yapıyorlar. Uydurun siz de Adnan Bey. <laughs> Alt katına dükkan yapıyorlar... Evet. ...üst katına konut yapıyorlar. Beşiktaş bu işi... ...30 30 yıldır böyle çözmüş. Allah. Sarıya bu işi böyle çözmüş. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi bizimkine 100 lira geliyorsunuz... ...yani orada... Yukarı çıkmanız serbest. Hülle var burada. Hülle, Evren Paşa'nın Evren Paşa'nın bu yasayı nasıl çıkardığını ben madde madde inceledim, bir kitapçık haline getirdim. Bakanlığa Kurulu'nda yaptığı bütün konuşmalar bende yazıldı. Orada diyor ki Boğaz bölgesinde ön görünümde iki kattan fazla konut yapamazsınız. Geri görünümde dört kat artı iki bodrum. Etkileme bölgesi dediğimiz Çamlıca'nın arkasında Yavuz Türk Mahallesi, Ferah, e, Bahçeli Evler gibi yerlerde de 5 kat artı iki bodrum yapabilirsiniz diyor. Evet. Konut yap konut yapabilirsiniz diyor. Hı hı. İş yeri yapamazsınız demiyor. Yaparsınız da demiyor. Burada bir açıklık var. Tabii. Buradan kaynaklanan şey boşluğu çok iyi dolduruyorlar. Ben Yargıtay'dan gittim bununla alakalı. Gördüm şifayı görüş, görüşler aldım. Evet. Dostlarımızdan. Ne yapılabilir diye. Dediler ki kanunda yeri yok. Orada bir boşluk var. Bakanlık isterse oraya 50 kat da verebilir. ...belediye istediği kadar verebilir. Ama konut yapamazsınız diyorlar. Engel konutla alakalı. Anladım efendim. Şimdi bizim e, dostlarımızdan talebimiz... Son cümleleri alalım, evet. Sayın e, Üsküdar Belediye Başkanımız... Hı. ...kendisini buradan teşekkür ediyorum... ...tebrik ediyorum. Gece gündüz bu konuyu anlatmak için evvel evet. dolaşıyor. Doğru. Tabii faturayı ona kesmeye çalışıyorlar. Evet. Bu doğru değil. Evet. Şu anda bizim imarımızı engelleyen... Hı. ...Büyükşehir Belediyesi'ndeki... Planlama müdürlüğü, hı hı. belediye meclisinde plan notunu değiştireceğiz, iki bodrumu kaldıracağız diyorlar. Bundan dolayı bekliyoruz. Anladım. Orada belediye başkanının yapacağı fazla bir şey yok ama Kadir Topbaş, evet Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim bodrum katlarımızı versin. Ee, kanun değişikliği yapmadan, vatandaşın beklentisini biliyorum, bizi şu anda evet. onu bekliyorlar. Bekliyorlar, bizi dinliyorlar. Ee, dinliyorlar ve daha fazla kat almak istiyorlar. Evet. Boğaz Lisesi, iki sayılı bir yasayla korunduğu için Boğaz Bölgesi. Hı -hı. İmar artışı için ancak Büyük Millet Meclisi'nden karar alınması gerekiyor. Belediye meclisinin bir şey yapamayacağını biliyoruz. Evet. Onun için özellikle Burhaniye Mahallesi'ndeki bu örnek proje Hı -hı. Cumhurbaşkanımızın da imzasının bulunması sebebiyle evet. onun hatırı varsa belediye başkanları üzerinde evet. buradan sesleniyorum. Bizim imarımızı yarın ötesi yok vermeleri lazım. Çok teşekkür ederiz gazeteci yazar doktor Adnan Olabaş'a saat 16.15'te tekrar birlikte olacağız. Bu defa siz konuşacaksınız. Allah'a ısmarladık efendim.